Bugün masaüstü ev tipi bir 3 boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük Tyrannosaurus Rex, yani hepinizin bildiği adıyla T-Rex iskeletini basıyoruz. Bu model tam 7 yıl önce internette tamamen ücretsiz olarak yayınlandığında içimde acayip bir heyecan uyandırmıştı. Evimdeki bir 3 boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük T-Rex iskeletini basıp odama asma hayali. Tabi o dönemki yazıcı teknolojileriyle bunu yapmak pek mümkün değildi. Tablo boyutlarının küçük olması, baskı hızlarının yavaş olması ve bunun gibi birçok sebepten dolayı bu projeyi yıllarca rafa kaldırmak zorunda kaldım. 2025 yılına geldiğimizde artık daha fazla beklemek istemiyordum. Gelişen yazıcı teknolojileriyle birlikte geniş tablo hacmi, yüksek baskı hızı, kapalı kasa tasarımı gibi cezbedici özellikleri sayesinde Creality K2 Plus ile bu projeye start verdim. Modelin orijinal boyutu 601 mm. 1/1 ölçekteyken bu parçalar destek gerektirmeden kolayca basılabiliyor. Ama ben projeyi 5.5 kat büyüttüğüm için parçaların sarkma oranı da doğal olarak arttı. Bu yüzden özellikle kafatası ve omurga bölümlerinde destek kullanmak kaçınılmaz oldu. Şimdi sırada baskıdan çıkan parçaların üzerindeki destekleri tek tek temizlemek var. Burası hem sabır isteyen hem de çok keyifli bir kısım. Parçaları birleştirmeye geçmeden önce yaşadığım birkaç küçük sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Modeli Creality Print programında 5.5 kat büyüttüğümde bazı parçalar K2 Plus'ın 35 cm'lik tablo boyutunu aştığı için bu parçaları kesmek zorunda kaldım. Kesim işlemi sırasında bağlantı yerlerine konnektör pinleri ekledim. Ancak pinlerin tolerans değerlerini girmeyi unutmuşum. Sonuç olarak parçaları birleştirirken yuvalar birbirine tam olarak geçmedi. Bu sorunu çözmek için de Dremel yardımıyla pinleri dikkatlice kesmek zorunda kaldım. Parçaları aslında darbe hızlı yapıştırıcıyla çok rahat birleştirecektim. Ancak tolerans değerlerini yanlış ayarladığım için şimdi çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü darbe ile yapıştırılan bir parçayı bir daha ayırmak neredeyse imkansız. Boyama aşamasını biraz deneysel ilerleteceğim. Biraz araştırma yaptığımda müzelerdeki iskeletlerin genelde sarı ışıkla aydınlatıldığını gördüm. Bu da kemiklerin rengini daha sarımtırak gösteriyor. Aslında gerçek fosil renklerinin daha koyu kahverengi ya da siyaha yakın olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben de kendi yöntemimi denemeye karar verdim. Kahverengi ve siyah akrilik boyayı suyla inceltip parçaların üzerine uygulayacağım. Ardından bitki toprağıyla yüzeyi eskiterek daha doğal bir fosil görünümü elde etmeye çalışacağım. Modelin tasarımcısı gerçekten harika bir iş çıkartmış. Kurulum kılavuzu olarak detaylı bir PDF doküman paylaşmış ve burada tüm parçaların hangi sırayla birleşeceğini adım adım göstermiş.
Parçalar klip sistemiyle birbirine geçecek şekilde tasarlanmış. Yani normalde klipsleri takmak, iskeleti birleştirmek için gayet yeterli görünüyor. Ama yapının boyutu ve ağırlığı ciddi seviyede olduğundan klipslerin mukavemeti yeterli olamıyor. Ayrıca birleşim noktalarında ufak boşluklar oluşuyor ve parçalar tam oturmadığı için oynama yapıyor. Ben de bu sorunu ortadan kaldırmak için klipsleri yerleştirirken dar bir hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Ana hatları birleştirdikten sonra iskelet stüdyonun duvar genişliğine kadar uzadı. Bu yüzden iskeleti stüdyonun tavanındaki demirlere astıktan sonra birleştirmeye karar verdim. Profesyonel kameralar tripod üzerinde belli açıları yakalayabildiği için bundan sonraki birleştirme işlemini aksiyon kamerasıyla devam edeceğim. Evet dostlar, haftalar süren baskı, temizlik, boyama ve birleştirme sonunda hayalimdeki projeyi tamamladım. İşte karşınızda basım ve yapımı tek bir masaüstü ev tipi 3 boyutlu yazıcı kullanarak yapılmış dünyanın en büyük T-Rex iskeleti. Aslında videoyu burada sonlandıracaktım. Ancak harika bir gelişme oldu ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar yapmış olduğum bütün projeleri stüdyomda sergiliyorum. T-Rex'i de tam olarak burada sergileyecektim. Hatta ışıklara kadar hazırlamıştım. Ancak Instagram'da yapmış olduğum kısa kesitleri Sahil Evleri Egebil Okulları kurucusu Meral Hanım fark etmiş. Kendisi bu tip projeleri araştırıyormuş ve benimle iletişime geçti. Eğitim alanında sergilemek ve kullanmak istediğini bildirdi. Ben de kendisini kırmadım ve kabul ettim. Bu yüzden gecenin geç saatinde fosili taşınabilir yapmak için parçalara ayıracağım. Ekibimle de iletişime geçtim. Yarın sabah Egebil okullarına gidiyoruz. Ve şimdi bu hikayenin en anlamlı yerine geldik. Öğretmenler Creality K2 Pro ile 3 boyutlu yazıcı teknolojisini anlatan özel bir eğitime başladı. Bu eğitimde dev T-Rex iskeletinin nasıl parça parça üretildiğini, yüzlerce saatin sonunda nasıl hayata geçtiğini öğrendi. Artık bu iskelet Egebil okullarında bir ilham sembolü olarak kalacak. Videomuzun sonuna geldik. Bize de bu kaldı.